ووفقني ربي بما أنعمت علي فهديتني. Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Kerbela ve Aşura konulu bir panel düzenledi. Hüseyin Hakk'a aşık, peygamberin torunu, yalnızca hak yoldan yana adamıştı o yolunu. Eğmezdi batıla boyun, alsalar da canını, dönmezdi doğru yoldan, akıtsalar kanını. Defne ilçesi Çekmece mahallesindeki İmam Hüseyin Mescidi'nde gerçekleştirilen panel yoğun ilgi gördü. Panel İsa Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ferit Kısaboylu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gerçek İslam tarihini tam anlamıyla anlamak gerek. Kimliğimizi bilmek, kimleri temsil ettiğimizi tam anlamıyla bilmemiz lazım. Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Açıkgöz, Kerbela'da yaşanan tarihi olay hakkında bir konuşma yaptı. Rabbim ömrümüzün sonuna kadar Hüseyin'in muhabbetini kalbimizden, Hüseyin adını dilimizden, Hüseyin nurunu hayatımızdan, Hüseyin'in hidayetini yolumuzdan eksik eylemesin. Ve mahşer gününde bizi Hüseyin ve dedesi, Hüseyin ve babası, Hüseyin ve anası, Hüseyin ve nur evlatları, Hüseyin ve vefalı ashabıyla haşreylesin. Bi kerametil Fatiha. Allah'a salat. Hz. Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı da Hz. Hüseyin'in cesaretini, zalime karşı mücadelesini ve katledilişinin nedenini anlattı. Önemli olan ne biliyor musunuz? Hakka tabi olmak. Bunu kim öğretti bize? Allah Resulü ve Ehl-i Beyti bunu kim öğretti bize? Bugünün sahibi, şehitler serdarı, cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin, o bize öğretti. Binlerce kişi kendisiyle Mekke'den çıktı. Belirli bir yere ulaştıktan sonra Müslim bin Akil'in şehadet haberi geldi ve İmam Hüseyin'le belirli dünyevi amaçlarla ve amaçlar için çıkan kişiler birer birer İmam Hüseyin'i yolda terk etti. Kaç kişiyle ulaştı İmam Hüseyin? 72 kişiyle. Panel bütün şehitlerin ruhlarına okunan dualarla sona erdi.